şeyi ayağımın altına alırım diyor. Senin o bacağını kırarlar, kırar. Bu özel hayattır dendiğinde hönkürüyordu. Neyi özel, genel, genel diye bağırıyordu. Şimdi aynı adam çıkmış, benim kriptolu telefonumu dinledi. Baba devletin sana güvenlik işi için verdiği telefonu da oğlundan para transferine kullanma sen de. Bizans dahi duruşuyla bugün birçok AKP'liden daha millidir, daha Türk. Karınlaşmayacağız, firavunlaşmayacağız. Bizim en büyük sınırlarımız aramızdaki gizli ve sinsi AKP'liler. İşleri güçleri milletin dinini istismar etmek, laik dini istismar etmek, cumhuriyetini istismar etmek. Allah'ınızı severseniz sizi istismar edenlerin yanına bırakmayın karasuranlar, bırakmayın. Bu yolsuzluğun içerisine bakmış bu hükümet hala bundan anlamazsa, inan ederse 6 ayda kırmızı kartı dayıma gösterip oyun dışı bırakacağım. Oyun dışı bırakacağım. Sayın Başbakan, sen kim, ben de reski. Bebek katili, bölücü başı, adeta meşru bir siyasi lider gibi İmralı'dan talimatlar veriyor. Ve vicdansızlar, yeter artık! Ya şehitlerimizi düşününce, gazilerimizi görünce, dul ve yetimlerin yüzüne bakınca, bugüne kadar bu ülkeyi yöneten hükümetlerin ne kadar aymaz, ne kadar gaflet içinde olduğunu net bir şekilde görüyor ve isyan ediyorum. Ben Tayyip Erdoğan ile demokratik bir Türkiye'nin inşa edilebileceği kanaatinde değilim. Bugün Hazreti Muhammed yaşasa o saraya girmez ya. O sarayda haram var. Niye? Çünkü israf var, israf. Hırsızlık helal sayıldı. Rüşvete hediye dediniz, rüşvete. AKP iktidarı en büyük zararı dine verdi. AKP yüce İslam dininin içini boşalttı. AKP dinin dibine dinamit koydu. Dine darbe yaptı. Allah diyor ki orada dokunulmaz olan sadece benim diyor. Ama AKP'liler diyor ki dokunulmaz olan bizleriz de diyor. Ya siz Allah mısınız haşa? Hiç Allah korkusu yok mu sizde ya? Hiç Allah korkusu yok mu sizde ya? Allah kitap dediniz, yetim hakkı yediniz. Din iman perdesiyle yolsuzlukların üstünü kapattınız. Rahmanilik görüntüsüyle şeytanilik yaptınız. İnancımızla taban tabana zıt olan çalıyorsa da çalışıyor, çalıyorsa da Allah için çalıyor gibi saçma sapan algılar oluşturdunuz. Bu ülke ne çektiyse dün dündür, bugün bugündür anlayışından çekmiştir.